halkın sağlığını tehdit eden Kurbağalı Dere'de ıslak çalışmaları hala tamamlanmadı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, çalışmayı yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. İstanbul'da tüm dereler İSKİ'ye bağlı. Şu andaki çalışmayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütüyor. Yetki onların. Bu yetki dairinde 2012'de bir ihale yaptılar. 2012'den bu tarafa bu sorun, yani aslında giderilmesi gerekirken ihaleyle beraber, şu anda ciddi bir sıkıntı haline dönüştü. Yanlış bir çalışmayla başladılar. Yukarıdan 160'lık küpleri kırarak kanalizasyonun dereye akmasını sağladılar ve bypass edemediler. Şu anda direkt kanalizasyon dereye akıyor ve koya gidiyor. Ve ciddi bir tehdit altındaydı. Bölgede çalışma bir yılı aşkındır devam ediyor. Nuhoğlu, kendilerinin yetkisi olsa çalışmaların çoktan bitmiş olabileceğini söyledi. Şu anda hiçbir yaptırım gücümüz yok. Yasal olarak da yok. Zaten teknik olarak da öyle bir noktaya geldiler ki, hiç başlamasaydılar ve bunu biz yapsaydık çok rahat yapabilirdik bunu. Ve uzamazdı yani bu. Bu 6-7 ayda biterdi. Hatta şu kanalizasyonlar hiç dereye akmazdı yani. İyi bir teknik çalışmayla. Sonuçta mansaptan başlayarak, yavaş yavaş bypass edilerek alınırdı. Hiçbir kirlilik olmazdı. Yani bu gecikmenin faturasını biz ciddi şekilde sağlık tehdidi olarak ödüyoruz şu anda. Peki proje planı nasıl olacak? Projede pis su normal 160'lık künklerden yer altındaki 3 metrelik kolektörlere bağlanarak ayrıca direkt işte Yoğurtçu Parkı oradan Modo'daki arıtma tesisine gidiyor. Proje bu. Kurbağalı Dere'nin kendi dere yatağı içerisinden pis su akmaması gerekiyor. Akarsa zaten şeyin bir ıslahın bir anlamı kalmaz. Zaten bu ıslahtaki temel amaç birincisi kesiti genişletip taşkını önlemek ve kirlenmeyi engellemek. Dereden alınan örneklerden çıkan tahlil sonuçlarına göre kolibasili oranı limit değerlerin oldukça üzerinde. Halk denize girmemesi konusunda uyarıldı. Fikirtepe'de süren kentsel dönüşüm, Haydarpaşa Garı'nın ne olacağı muamması, ıslahı tamamlanmayan Kurbağalı Dere ve Kuşdili Çayırı'nın imara açılması tartışmaları. Peki gelecekte Kadıköy'ü neler bekliyor? Kuşdili Çayırı, işte eski Salı Pazarı'nın yeriyle ilişkili Kadıköylüler yeşil alan olmasını istiyor. Haydarpaşa ve arkasındaki bin dönüm arazinin o haliyle korunmasını, garın gar olarak kalmasını istiyor. Arkadaki bin dönüm arazinin de işte Kadıköylüler ve Üsküdarlılar için ihtiyaç olan milli bir park gibi veya işte halkın kullanabileceği bir yeşil alan olarak kullanılmasını istiyor. Validebağ bizim komşumuz, doğal halinin korunmasını istiyoruz. O konuda mümkün olduğu kadar elimizden ne geliyorsa sonuna kadar desteğimizi veriyoruz. Ki Validebağ sadece Üsküdar ilgilendirmiyor. Kadıköy'ün de sınırı ve son alanlar, doğal alanlar bunlar. Bunun dışında tarımın arazisi var. Tarım İl Müdürlüğü'nün buranın da yeşil alana kalarak korunmasını istiyoruz. Artık kentin bu alanlara ihtiyacı var. Yok artık bunlar yani. Çok yoğun bir nüfus. Gelecek nesillere sadece beton yığınları bırakamayız yani. Nuhoğlu, Haydarpaşa Garı özelleştirilmesine de değindi. Yetkinin yerel yönetimlerde olması gerektiğini vurguladı. Haydarpaşa Garı'nı şu anda özelleştiremezler. Şu mevcut haliyle. Haydarpaşa'nın sonuna kadar bu mevcut yapısı itibariyle kalmasından yana biz tavrımızı koyacağız Kadıköy Belediyesi olarak. Bence kişisel olarak yetkinin de Kadıköy Belediyesi'nde olması gerektiğini düşünüyorum yani. Sonuçta Kadıköy'de 500 bine yakın insan yaşıyor. Burada seçilmiş bir yönetim var. Ankara'dan birilerinin illa Haydarpaşa ile ilişkili karar vermesi gerekmiyor yani. Gündemdeki konulardan biri de sahillerin halka kapatılması. Doğru değil tabii yani şimdi plajların ücretli olması. Zaten ücretleri de yüksek. Teşvik edilmesi gerekiyor aslında sahillerin kullanılmasının. Şu anda gerçi ciddi bir kirlilik de var yani. Eğer bir lodos olursa belki Poyraz'da o derece kirlilik olmayabilir ama lodos'ta kirlilik de olabilir. Tamamen halkın kullanmasından yana sahilleri. Kadıköy alternatif belediyecilik çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. Kadıköy Akademi, Tasarım Atölyesi, çeşitli festivaller ve açık hava sinema etkinlikleri belediyenin önemli çalışmalarından. Nuhoğlu bu çalışmalarla amaçlarının yerel yönetim ve toplum arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu açıkladı. Kadıköy Akademi aslında kent yerel yönetimlerin şu anda mevcut durumları, dünyadaki uygulamaları ve gelecekte nasıl bir yerel yönetim modeli oluşturarak halkın yaşam standartını yükseltebiliriz?
partisinin araştırmasını yapacak bir akademik yapı. Her bireyin bir şekilde yerel yönetimi yanında bir aile, bir kardeş, anne baba gibi görebileceği bir yapı oluşturmak. Artık kentler büyüyor, insanlar yalnız. Bu yalnızlığı giderecek temel iletişim ağı bence yerel yönetimdir. Yer altındaki 3 metrelik kolektörlere bağlanarak ayrıca direkt işte Yoğurtçu Parkı